İyi akşamlar arkadaşlar. Süper deneylere hoş geldiniz. Biz bu hafta Ecin ve Ecin'le, ben iki tane Ecin arasındayım öğretmenim. Hı-hı. Artık bütün program boyunca dilek tutacağım, bir şeyler isteyeceğim. Ecin ve Ecin'le renkleri öğreneceğiz, renkleri birbirine karıştıracağız ve bu karışan renklerden nelerin oluştuğunu göreceğiz. Evet, dinleyicin hazır mıyız Ecin? Ecin, senin ismin Ecin 1 olsun, senin ismin Ecin 2 olsun, olur mu? Öğretmenim. Tamam. Sizin bilmediğiniz bir şey var. Biz sizinle onu paylaşalım. Ecin, tamam. Söyler misin? İkinci ismin neydi? Tuana. Tuana. Ecin Tuana diyebilirsiniz. Ecin. O zaman sana Ecin Tuana diyelim. Sana da sadece Ecin diyelim. Peki. Şimdi biz ne yapacağız bu haftaki bölümümüzde? Arkadaşlarımın önünde bir beyaz kartonlarımız var. Onların da önünde renkli kartonlarımız var. Bu hafta şeyi söylemedik. Değişik bir hafta Nisa öğretmenim. Malzeme listesini söylemedik. Hemen malzeme listesini söyleyelim o zaman. Hı hı. Malzeme listemizde gıda boyalarımız var. Şöyle gösterelim. Üç rengimiz var arkadaşlar. Evet, ama biz mavi bulamadığımız için bir tane de guaj boyamız var. Hı-hı. Mavi gıda boyası siz de bulamazsanız bizim gibi guaj boya kullanabilirsiniz. Hı-hı. Daha sonra fırçalarımız var. Şöyle yapıştırıcımız var. Makasımız var. Tabaklarımız var. Ve tıraş köpüklerimiz var. Şöyle onları da gösterelim. Evet. Malzeme listemiz bu kadar. Az malzemeyle çok şey yapacağız. Çok zevkli bir deney. Siz de bu deneyi bizimle beraber evlerinize yapın arkadaşlar. Renkli kağıtlarımız önümüzde. Hemen o zaman vakit kaybetmeden, evet, deneyimize başlayalım. Ana tabii, renk var öğretmenim. Üç ana rengi anlatacaksınız. Evet. Bize, değil mi? Evet. Ben bugün Ecin Tuana'ya ve sadece Ecin'e önce ana renkleri anlatacağım. Hı-hı. Daha sonra da ana renklerden ara renkleri oluşturmayı öğreneceğiz inşallah. Evet. Peki. Bizim kaç tane ana rengimiz vardır? Şimdi soruyla başlıyoruz ya. Kaç tane ana rengimiz vardır? Sadece Ecin. Renklerimizi sayalım. Aklına gelen renkleri say bakalım Ecin. Hadi bakalım. Mesela. Sarı. Başka ne renk var? Ecin Tuana. Kırmızı. Başka. Sarı, kırmızı, Galatasaray, oley. Başka. Beyaz. Başka. Beyaz ana renk mi? Şimdi bu renklerin içerisinde böyle en büyükleri, en önemlilerine ana deniyormuş. Ana renkler deniyormuş. Bu ana renklerinde isimleri şöyleymiş. Bir tanesi sarı. Bir tanesi kırmızı. Diğeri de sona kalan da... Burayı görüyor musun? Sadece mavi. Evet. Bütün renklerin içerisinde çok en güzel. en büyük, en rütbeli ve en önemli olan üç renk bu renklermiş arkadaşlar. Evet. Peki bu renkler böyleyse, yani bu kadarcık üç tane renk varsa, turuncu, mor, yeşil, pembe, gri nasıl oluşuyor? Nereden çıkıyor? Acaba onu nasıl üretiyoruz? Nereden buluyoruz? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Ama biz sadece bu üç büyük rengi kullanacağız, değil mi öğretmenim? Evet, biz bugün bu üç büyük rengi kullanarak küçük olan diğer renkleri elde edeceğiz. Diğerlerini biraz küçümsüyoruz. Peki başlayalım. Deneyimize nasıl başlayacağız? Önce renkli kartonlarımızdan bir şekil çizdik. Şöyle biraz değişiklik olsun. Yuvarlak çizmedik bu sefer. Şöyle gösterelim. Çiçekli bir şekil çizdik. Bununla kesip arkadaşlarımızın önüne birer tane koyacağız. Öyle benim isterseniz onları ben çizebilirim siz tıraş köpüklerini yaparken. Tamam. Ve Ecin'le Ecin Tuana'ya verebilirim. Onlar da onları keserler. Tamam. Nasıl olur? Bu... Bunu şekil olarak kullanacağız. Hı-hı. Bunu lütfen bir kez önlerine daha edeceğiz. Koyacağız. Evet, bu renkleri. O zaman bunu hızlıca ben bir kalsın keseyim mi Nisa öğretmenim? Evet, bir tane turuncumuz, bir tane morumuz. Evet. Öğretmenim şöyle yapabilir miyiz? İki tane kartonun üzerine koyup hemen pratikçe, burada bir pratiklik çıkarabiliriz. Evet. Harika. Mor ve yeşili de altına alıp öğretmenim üstünden geçerek kesersek üç tane rengimizi de elde etmiş oluruz. Peki yeşilin nasıl elde edildiğini öğreneceğiz değil mi öğretmenim? Evet, yeşilin, morun ve turuncunun. Harika. Evinizde deneyebilirsiniz. Acaba bu renkler nasıl elde ediliyormuş diye bir soru aklınıza takılıyorsa bunu hemen bulabilirsiniz. Bu arada biz de Ecin koyunca Kafirun suresini okusun. Kul ya ey Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyühel kafirun la abdu ma tabudun vel a entum abidun ma abid vel a ene abidun ma abettum
Fela entum abidune ma abid. Leküm İyileküm velidir. Harika. Alkış gelsin kocaman. Aferin sana. Maşallah. Ne güzel öğrenmişsin Ecin. Aferin. Şimdi Ecin Tuğan'ı da Kevser Suresini okuyacakmış. Onu dinliyoruz şimdi de. Bismillah. Yüksek sesle ama Ecin'cim. Daha yüksek. Bismillahirrahmanirrahim. Hatırlayabileceksin bence. Hatırlayabilirim ki. İnna. Aferin sana. Maşallah. Peki öğretmenimiz hemencik pratikçe kesti. Evet. Ama yeşilden ve mordan birer tane oldu. Onlardan hemen şurada bir tane daha keseceğiz. Evet. Şimdi hem Ecin'in hem Ecin Tuana'nın tüm renklerden ikişer tane kartonu olacak. Birer tane kartonu olacak önünde. O zaman bu arada yemek duasını ikisi de biliyorlarmış öğretmenim. Hem Ecin hem Ecin Tuana. Aynı anda okuyabilirler mi? Aynı anda okuyabilirler mi? Ecin, okur musunuz? Ellerimizi biz de açalım şöyle. Size yüksek sesle böyle güzelce bir başlayın bakalım bir yemek duasını. Nasıl güzel ezberlemişsin? Ezberlemişsiniz gösterin bize. Hadi başlayın. Ey bizi nimetlerin yeparvan ve derece sultanımız, bize gösterdiğin nufurelerini, gölgelerini, asıllarını ve menbaalarını göster. Bizi bakar ve saltanımıza cerbet, bize huzuruna al, bize merhamet et. Bize burada taktırdın lezzet nimetlerini aradaydın. Bizi zeval ve terbiye tazip etme. Ya Rab kusurumuzu affet. Bizleri kendine kul kabul et. Bizleri ebarmek zamanına kadar. Emanetinde emin kıl. Aferin size. Aferin sana. Maşallah. Çok güzel ezberlemişsiniz. Evet, evet. Şimdi biz arkadaşlar şöyle renkli iki tane yeşilimiz var. İki tane morumuz var. İki tane turuncumuz var. Arkadaşlarımın önlerine koyuyorum bunları. Evet. Harika. Evet. Şuraya da koyalım. Yeşilimiz, morumuz ve turuncumuz. Bunları kestik. Hı hı. Ve şimdi tıraş köpüklerimiz hemen çıksınlar. Tabaklarımıza tıraş köpüklerimizden sıkacağız. Bir miktar sıkacağız. Evet. Bu kadar yeterli olur. Bununki tabağı da bölebiliriz. Böyle mi? Bölecek mi çünkü? Evet, şöyle oraya alırsak süper. Evet. Evet, şimdi üçüncü tabağımızı da. Evet. Evet. Bir miktar tıraş köpüğü sıktık. Şimdi tıraş köpüklerimiz çok beyaz, çok solgunlar. Bunları renklendirmemiz gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? Gıda boyalarımızı ve guaj boyamızı kullanarak köpüklerimizi renklendireceğiz. Evet, yaşasın. O zaman hangi renklerimiz vardı arkadaşlar? Bir tekrar edelim. Ecin, Ecin Tuana. En büyük renkler hangi renklermiş? En önemli renkler? Söyleyin bakalım. Sarı. Sarı, aferin. Diğeri? Kırmızı. Kırmızı. Aferin size. Bir tane daha kaldı. Beyaz. Bir de mavi. Beyaz da çok güzel bir renk ama en önemli renkler bu üç renkmiş. Çünkü bu üç renk diğer renklerin oluşumuna sebep oluyor arkadaşlar. Şimdi Yasemin öğretmen ortadaki tabağı renklendirdi. Bakalım ne renk çıkacak? Öğretmenim siz böyle iyice karıştırdıktan sonra bize bir sürpriz yapacaksınız değil mi? Karıştırarak evet. Hepsini. Hepsini karıştıracağımız evet. Sürpriz diyeceğiz. Peki o zaman hattımızdaki arkadaşımıza dönüyorum ben. Alo. Emine Sümeyye hoş geldin. Hoş buldum. Ne kadar tatlı bir sesin var senin öyle. Kaç yaşındasın? 6 yaşındasın. Maşallah. Emine Sümeyye. Ana sınıfına gidiyor musun? Gidiyorum. Gidiyorsun. Neler yapıyorsunuz ana sınıfında bakalım?
boyama yapıyoruz, oyun oynuyoruz. Evet. Ödev yapıyoruz, yemek yiyoruz. Yemek yiyorsunuz. Böyle hiç tıraş köpüğüyle etkinlik yaptınız mı Emine Sümeyye? Yapmadım. Yapmadınız mı? Bunu böyle öğretmenine anlatır mısın? Anlatırım. Bence anlat, tamam mı? O da size yaptırsın bundan. Çünkü çok eğlenceli ve çok keyifli bir etkinlik. Daha önce de yapmıştık. O zaman daha küçük arkadaşlarımız vardı ve sadece tıraş köpüğüyle rengarenk resimler çizmiştik masamızın üstünde. Şimdi ise önemli 3 renkten hangi renkleri üretebiliriz bunu göreceğiz. Bunun deneyini yapıyoruz. Yasemin öğretmen bize bunu gösterecek. Şimdi Emine Sümeyye, o zaman böyle güzel güzel şeyler de öğreniyorsundur sen anaokulunda, ana sınıfında böyle güzel etkinlikler yaptığına göre, değil mi? Evet. Bir sürü şey biliyorsundur sen şimdi. Ne paylaşacaksın bizimle? Hı? Koreyana'da bırakmayacağım. Onu mu okuyacaksın? Peki başka ne hazırladın? Koreyana'da bırakmayacağım. Harikasın. Tamam, bu iki sureleri okuyacaksın. Peki başka? Elhamdülillah falan. Başka? Etkiliyorsun. Hepsini biliyorsun ama hepsini mi okuyacaksın bize, yoksa sadece birini mi okuyacaksın? İçlerinden bir tanesini mi okuyacaksın Emine Sümeyye? Hepsini. Hepsini mi okuyacaksın gerçekten mi? Çok güzel. Evet, peki. O zaman sen başla bakalım bize bu arada. Yalnız Emine Sümeyye çok uzun olabilir. İki tanesini oku, olur mu? Olur. Tamam, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Etteyyesizim deyve selamatü ve fayret. Esselamu aleyküm ve ala evedillah selam. Eşeden de ileylema ve eşeden de mamadan abdü ve zülüm. Çok tatlısın Emine Sümeyye. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Melkiyemizin. İyyeke na'budu ve iyyeke nesta'in. İhdine sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim ve'l mağdubi aleyhim ve'l dalin. Aferin sana. Aferin, maşallah. Kaç kere alkışlasak acaba? Musa öğretmenim, Emine acaba bu masamızdaki renkleri tanıyor mu? Sorabilir miyiz? Emine Sümeyye, seni duyamadık ama Yasemin öğretmenin bir soru soruyor. Emine. Efendim. Masadaki renkleri görebiliyor musun? Görüyorum. Bu renklerin ne olduğunu biliyor musun? Şu andaki mavi. Şu andaki mavi değil mi? Benim karıştırdım. Peki bunu biliyor musun? Bu çok güzel oldu. Evet. Bu hangi renk? Yasemin öğretmenin tuttuğu hangi renk? Ve fırça batırdı. Sarı. Harika. Peki ortadaki hangi renk? Şu. Kırmızı. Çok güzel. Bunlar neymiş? Hangi renklermiş? 3 tane renk. 3 ana renk, tamam mı Emine Sümeyye? Şimdi biz bunları birbirine evet. Karıştıracağız. Hangi renkleri elde ettiğimizi öğreneceğiz. Emine Sümeyye, çok güzel okudun sureleri. Çok tatlı bir okuyuş tarzın var gerçekten de. Çok tatlısın. Başka böyle parmak oyunu, şarkı, tekerleme bilmiyor musun? Biliyorum. Bence de biliyorsundur. Bir tane de onlardan paylaşır mısın? En sevdiğin şarkıyı söyleyebilirsin. En sevdiğin tekerlemeyi. Baharın annemizin yollarında koşarken çiçekli bahçemizin yollarında koşarken şimdi okulu aldık, sınıfları doldurduk. Sevinçli sevinir, yaşasın okulumuz. Aferin sana, çok tatlısın. Çok 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 tatlısın. Çok güzel. Ben hafız olacağım. Ne olacaksın sen? Hafız. Hafız mı olacaksın sen? Maşallah sana yahu. O zaman sen böyle küçük sureleri ezberleyerek mi başladın hafızlığa? Ben Kur'an okuyorum. Gerçekten mi? Günde kaç sayfa okuyorsun? Çok güzel. 4 sayfa. 4 sayfa mı? Ben 176'dayım. Alkış gelsin. Sana 176 kere çok alkış gelsin. Maşallah. Ne kadar böyle mutlu mutlu söylüyor, değil mi?
Çok güzel. Hafız olunca böyle hafızlığın sonunda sana böyle çok güzel bir tören yapacaklar mı Emine Sümeyye? Böyle bir şey vaat ettiler mi sana? Evet. Harika, süper. O zaman hafız olduğunda bizi aramanı istiyoruz. Tamam mı? Tamam, biz de seni. Babam benim maskeye gönderecek. Götürecek mi? Çok hafız güzel. Hafız olursam. Hafız olursam baban seni Mekke'ye götürecek. Çok güzel, çok, çok güzel. Duygulu gerçekten. Çok duygusal bir durum bu. Ben de çok duygulandım şimdi. O zaman sana ve de babana da son bir kez yönetmen abimiz bir alkış göndersin lütfen. Bu çok güzel bir şey. Evet, maşallah Emine Sümeyye, seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk gerçekten. Kendine çok dikkat et, tamam mı? Başarılar diliyoruz sana hafızlık yolunda. Evet, öğretmenim şimdi. Evet, biz renklerimizi karıştırdık. 3 tane ana rengimiz olan sarı, kırmızı ve mavi şu anda bizde hazır. Ve biz bu renkleri karıştıracağız. Karıştırdığımızda hangi renklerin oluştuğunu öğreneceğiz. Hı hı. Evet, yalnız karıştırma işlemini Ecin Tuğan'da ve sadece Ecin yapacaklar. Hadi bakalım o zaman. Hazırsanız hemen arkadaşlar Nisort benim tabaklarımı yaptıralım. Şuraya mı yaptıralım? Şöyle. Önce burayı yapalım öğretmenim. Sonra karşılaştıralım. Yerlerini değiştirelim kartonların ve acaba bakalım hangi renkleri bulduklarını görmüş olalım. Şöyle. Evet. Üç rengi alalım yanımıza. Evet. Şimdi evet. Şuradaki beyaz yerlere deniyoruz. Yönetmen abimiz de göstersin burayı. Nasıl yapacağız deneyimizi? Beyaz bir karton aldık. Beyaz kartonu masamıza serdik. Evet. Ve renk kartonlarımızın, kartelamızın önüne iki tane seçtiğimiz rengi karıştırarak deneyeceğiz. Şimdi şuraya seçtiğin iki rengi alır mısın Ecin Tuğan'a? Biraz sarıdan al istersen. Fırçanla dök. Tamam. Evet, al bakalım. Şöyle şuraya dök. Evet, harikasın. Evet, biraz da gerçi kendi belirleyecek. Şimdi hangi rengi seçmek istersin? Kırmızı ve mavi kaldı. Hangisini istiyorsun? Kırmızı. Kırmızı. Evet, böyle. Evet, al bakalım. Şimdi de Tuğan'a. Kırmızı. Birazcık kırmızı. Ecinciğim, sıra sana da geliyor. Tamam. Çok mı? Güzel. Karıştır bakalım ne olacak. Evet, sen onları karıştır. Evet. İyice karıştır, iyice karıştır, iyice karıştır. Evet, bir renk çıkacak. Şimdi Ecin de yapsın. Ecin, sen hangi renkleri istersin? Sarı. 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 Al bakalım. Hangi renk çıktı? Böyle. Hangisine benziyor bunlardan? Bu kartlardan hangisine benziyor? Turuncuya benziyor. Evet. O sarı zaman ve kırmızıyı birleştirdik arkadaşlar. Daha da karıştırırsak tam bir turuncu olacak. Ecin, karıştır hızlıca. Hızlıca karıştır Ecin. Evet, sen de buraya koy canım. Çok sen hangi rengi seçeceksin Ecin? Ecin koyuncu. Tamam. Kırmızı mı, mavi mi? Kırmızı. Evet. İstersen sen de maviyi seç. Mavi. Mavi. Zorla seçtiriyorum öyle. Çünkü farklı bir renk çıkacak arkadaşlar. Çünkü arkadaşımız sarıyla kırmızıyı karıştırdı, turuncu oldu. Süper oldu değil mi? Tamam. Öğrendik mi? Ezim Tuğ. Evet. Kırmızı ve sarı karışınca ne çıkıyormuş? Bu rengin adını biliyor musun Ezim Tuğ'a? Ne? Turuncu. Turuncu çıkıyormuş arkadaşlar. Evet, yönetmen abimiz gösterirse karşılaştırıyoruz. İşte karşısına koyduk. Hadi bakalım. Karşı karşıya getirdiğimiz renkler turuncu işte. Çok kırmızı güzel. Ve sarının birleşimiyle turuncuyu öğrenmiş olduk. Biraz daha hızlı Ecrin. Evet, ellerinizle de yapabilirsiniz. Ondan yeşil çıkacak. Ondan yeşil çıkacak. Aferin Ecrin Tuğan'a sana. Aferin sana. Evet, iyice karıştır Ecrin. Korkmana gerek yok. Bastır bastır. Burası sizin, tamam mı? Bu beyaz kartonun her tarafı evet, rengarenk olabilir, tıraş köpüğü olabilir. Bakın öğretmenimiz, çok güzel bir renk bulduk. Evet arkadaşlar, babanıza şaka yapabilirsiniz böyle. Gıda boyası bulun. Onun tıraş köpüğünü böyle rengarenk yapın. Renkli tıraş köpüğüyle tıraş olsun. Peki Ecrin, bu üç renkten hangisine benziyor senin bulduğun renk? Çok güzel. Evet, yönetmen abiniz bunu da göstersin. Evet, evet süper. Şöyle. İşte renkleri buluyoruz. Bulduğumuz renk gerçekten çok benziyor. Peki o zaman başka bir tane karıştıralım. Öğretmenim şimdi elleriyle de yapabilirler. Şöyle kollarımızı sıvayalım. Tamam. Çünkü fırçalarımızdaki renkler diğer renklere karışabilir. Değil mi? Kızlarımız süslü. O yüzden evet, çok süslü. Evet, bugün mavi boncuğunu takmamışsın Ecin Tuğan'a. Gözümden kaçtığını evet. Sanma. Şimdi hangi iki rengi birleştirmek istersin Tuğan'ın? Ha? Hangi iki rengi birleştirmek istersin?
Sence moru nasıl bulabiliriz? Hangi renkler karışırsa mor olur? Kırmızıyla bağlı. Bir deneyelim. Evet. Hadi bir süper. Deneyelim. Bir deneyelim bakalım. Elinle birazcık. Al bakalım, oraya dök. Evet, süper. Harika. Buraya. Buraya. Çok güzel. Biraz daha. Evet. Evet. Bir kırmızı verelim sana. Biraz da kırmızı al bakalım. Evet. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştırayım. Hızla. Sen hangisini birleştirmek istersin? Sadece ecrin. İyice karıştır, iyice karıştır. Hangi ikisi? Orada bir yuvarlak oluştur. Süpersin. Evet. Kırmızı çok oldu galiba. Biraz daha mavi katmamız gerekiyor. Biraz galiba. Mavi koyalım. Evet arkadaşlar, moru da bulduk. Alkış gelsin. Ecrin Tuana tahmin etmişti ve tahmini doğru çıktı. Evet, çok güzel. Al tatlım. Çok başarılı gerçekten. Ecrin Tuana aferin diyorum sana. Mor nereden nasıl elde edildi? Kırmızı ve mavi birleşirse dedi. Onu neyle karıştırmak istersin? Hangi renk olsun? Kırmızı. Kırmızı olsun, peki. Biraz da kırmızı al bakalım, ne olacak? Mavisiz yerlerinden alsam, mavi karışmamış olurdu. Hadi Ecrin, korkma, karıştır. Dayanamayacağım öğretmenim, ben de. Değil mi? Ben de yapmak istiyorum öğretmenim ama her yer tıraş köpüğü olacak. Şimdi, o zaman şimdi de Ecrin'e soralım öğretmenim. Tamam, hangi Ecrin'e? Sadece Ecrin'e mi? Ecrin Tuana'ya soralım şimdi. Tamam. Ecrin bulmuş. Sadece Ecrin'e morun nasıl olacağını soralım. Tamam. Sadece Ecrin, moru nasıl bulabiliriz? Orada bir tane rengin daha kaldı ya, mor. Sence o hangi renklerin birleşiminden oluşuyor? Biraz mavi yapalım. Mavi mı? Var. Kırmızı var. Karıştır onları Ecrin. Mavi sanki biraz azaldı. O zaman Ecrin Tuana'ya soralım. Ecrin Tuana, yeşil nasıl olur sence? Oradaki üç renkten hangilerini birleştirmeliyiz? Sarıyla mavi. Sarıyla mavi. Evet, bir kere daha alkış gelsin lütfen. Çok güzel. O zaman sarıyla mavi deneyelim mi bakalım? Yeşil nasıl bulunuyormuş? Tekrar bir göstermiş olalım. Hemen mavi takviyesi geliyor. Mavi takviyesi geliyor Yasemin öğretmenden. Yine çok güzel bir deney hazırlamış öğretmenimiz bize. Bugün de böyle farklı bir deney yaptık değil mi öğretmenim? Bu deney benim için daha farklı oldu Nisa öğretmenim. Çünkü benim alanımın dışında bir deney bu. Evet, birazcık okul öncesi gibi, birazcık böyle etkinlik gibi ama o yüzden bir deneme vardı. Sizden yardım aldık. Hı-hı. Her zamankinden daha çok yardım aldık. Normalde hep bize yardım ediyorsunuz. Evet. Bu sefer daha çok yardım aldık çünkü bu benim bana farklı gelen bir deney. Evet. Farklı bir bana çok yakın gelen bir deney öğretmenim. Çünkü bir de böyle şeyler yaparız. Biz minnacık arkadaşlarımız. Biz de böbrek keseriz. Bu hafta Ren arkadaşlarımıza soracaktık böbrek nerede bulunuyor diye. Evet, soralım. Peki. Şimdi ne renk çıktı Ecrin'cim? Sarı ile kırmızı birleşince? Turuncu. Turuncu çıktı. Aferin sana. Turuncu karşını getir o zaman karşısına. Şöyle. Süper oldu. Şimdi birleştirmediğin iki rengimiz var. Onları da birleştirelim. Evet. Biz de öğretmenim, siz kırmızıyı alacaksınız. Biz de buraya sarı alalım. Tamam. Ecrin'cim şimdi Ecrin Tuana diğer elinde kirlenmemişken buraya birazcık Ecrin sarı Tuan'da döküyorum bu sefer de ben. Mor tamam yapalım. Mı sen sarıyla mor mavi birleşir dedin ya. Evet, yönetmen abimiz burayı da gösterecek. Ecrin'i hadi gösterecek. Bakalım başlayalım. Şimdi yeşil ve mor denemesi kaldı arkadaşlar son olarak. Onları da yapıyoruz. Ecrin eline bakıyor. Elini bir temizleyelim. Ellerini evet temizlenmeye ihtiyacı var. Şu anda Ecrin yeşilin karşısına bir sarı aldık. Şimdi bir de ne alacağız? Mavi alacağız. Mavi tabi alabilirsin. Getir böyle. Ecrin'in eline kına yakmışız gibi oldu. Bakın. Evet. Çok turuncu oldu. Çok evet. Tatlı. Ecrin'in ellerini temizledik. Çok. Şimdi Ecrin hangi iki rengi birleştireceksin bize? Hangi renkler Ecrin? Evet. Kırmızı. Ve mavi. Hadi birleştir bakalım. Evet. Öğretmenim maviyi alalım. Biz de sarıyla maviyi birleştirip ne bulacağız Ecrin Tuana? Yeşil. Evet.
Öyle gösterelim. Karıştır karıştır karıştır. Bakın nasıl karıştırıyoruz ve ne renk çıkacak? Ekran başındaki arkadaşlarımız. Daha çok. 3 tane ana rengimiz varmış. Sarı, kırmızı ve mavi. Bunların birleşiminden yeşil, turuncu ve moru bulduk. Yeşili bulmak için sarıyı ve maviyi karıştırmamız yeterli. Turuncuyu bulmamız için kırmızı ve sarıyı karıştırmamız yeterli. Morda ise maviyi ve kırmızıyı karıştırmamız yeterli. Görüyorsunuz Ecin Tuana'nın masasını. İşte bu kadar. Soru sormak istiyorum Ecin Tuana'ya. Ecin Tuana, senin gözlerinin rengi buradaki hangisine benziyor? Gözlerinin rengi mavi. Bakayım. Bana yeşil gibi gelmişti. Evet, bence de, ben de yeşile benzettim. Ecin Tuana, senin gözlerinin rengi buraya benziyor. Biz öyle düşündük. Bence. Senin gözlerin kahverengi ama senin burada yok maalesef. Evet, kahverengi nasıl bulunur acaba? Biraz düşünelim. Kırmızı ve siyah mı? Kırmızı ve siyahı birleştirsek. Arkadaşlar, diğer renkleri bulmak için evde denemeler yapabilirsiniz. Biz programımızın sonuna geldik. Yasemin öğretmenliğiyle çok tatlı bir deney yaptık. Böyle 5 yaşındaki arkadaşlarımızla renkleri ve diğer küçük renklerin nasıl oluşacağını öğrenmiş olduk. Ana renkleri öğrendik. Sarı, kırmızı ve mavi dedik. Şimdi programımızın sonuna gelmişken ne yapacağız? Multibem yayınlarından, Boğaziçi Eğitim Hizmetleri'nden bize böyle tatlı mı tatlılığı gönderilmiş olan Sevgi serisinden, hikaye kitaplarından göndereceğimiz arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Hediye göndereceğimiz arkadaşlarımızı. İki ismi hemen söylüyorum. Müge Güler arkadaşımız ve Emine Sümeyye Eşme arkadaşımız bizden Multibem yayınlarının hediye hikaye kitabını kazandı arkadaşlar. Hafta içi 0312 alan koduyla 341-21-21 nol telefonu arayarak adres bırakmanız yeterli diyoruz. Yasemin öğretmenim, size bırakıyorum son sözü. Ecin ve Ecin Tuana'ya da teşekkür ediyorum. Güzel, elini şöyle bir gösterin. Bakar mısın ne kadar tatlı elleri var? Evet. Haftaya görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet, el sallıyoruz. Hoşçakalın.